Nasılsın? Efendim çekiyoruz. İstediğiniz yurt dışı seyahatler, ziyaretler bu anlamda önemli kazanımlardır. Bir süreçindeki faaliyetlerimizdir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sizlerle bu muhteşem toplantıda beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti sizlerle bütün coşkumla paylaşıyorum. Dolayısıyla ben hep şöyle derim kendi insanlarıma. Biz Kıbrıs'ta belki 500.000 ama en az onun kadar Türkiye'de, en az 300 bin İngiltere'de, en az 100 bin Avustralya'da, en az 50 bin Kanada'da ve şair Behçet Kemal'ın dediği gibi en az onlar kadar toprağın altında da insanlarımız yatmaktadır. Dolayısıyla değerli öğrenciler, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü son buluyor. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayalım. Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapalım şeklindeki bizlere yapılan saldırılara hep direndik, ana vatana güvendik. Özden gelen hakların, yani egemen eşitlik, eşit uluslararası statü, bunların tescil edilmesi gerektiğini söylerken Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne bizlerin şu anda sürdürmekte olduğu iki devletli siyaseti onaylamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, ona her zaman destek olan Sayın Bahçeli'ye, herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi diliyle, kendi diniyle, kendi kültürüyle, kendi kaderiyle, kendi mücadelesiyle, kendi çizdiği yolla, ana vatanıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle orada kendi devletini yaşatma hakkının Kıbrıs Türk halkının insanlık hakkı olduğunu, bunu kimsenin reddedemeyeceğini ve bu çağda Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargosu gibi bir takım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'ünü diz çökertmeyeceklerini, çökertemeyeceklerini, sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde ama dediklerinde ne diyorum ben? Benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır. Değerli arkadaşlar, ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu milli siyaseti gündeme getirmiş, Türkiye'nin desteğini almış ve az önce son 4 yılda yaptığım çalışmaları bu üniversitenin değerli hocaları, rektörleri en iyi bir şekilde bütün o gazete küpürlerinden, sosyal medyadan nasıl başardılarsa başardılar. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mısır'a ve sizi selamlıyorum. Bende öyle bir arşiv yok. Var ama nerede bilmem. Dolayısıyla Allah razı olsun. Mesut Bey, dijital ortamda bize verecekler. Biz bunu basacağız, çoğaltacağız. Bütün dünyaya dağıtacağız. Bütün dünyaya dağıtacağız. Ve ben, tabii beni eleştirenler çok. Şimdi ben biliyor musunuz, bundan sonra Samsun'a gidecektim. Perşembe günü Trabzon'a gidecektim. Hep böyle programlar, programlarımı iptal ettiğim geri Kıbrıs'a dönüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kıbrıs'ta meclis başkanını seçemedik. Ben Cumhurbaşkanı olduğum için, adamdan ayrıldığım için şu andaki meclis başkanı Cumhurbaşkanı vekilidir. Ve onun vekaletiyle meclis başkanı olan muhalefet temsilcisi Tatar gelmeden meclis açmam. Vekilleri, ben de tabii ki hükümete istişare ettim. Bütün bu programları iptal edip şimdi ilk uçakla Kıbrıs'a geri dönüyorum. Meclis açılsın ve meclis başkanı seçilsin diye. Ya dedim ben bu kadar program yaptım, bana ne diyor? Bana ne diyor? Ben de Türk kamuoyuyla bunu paylaşmak istiyorum. Buradan Türk kamuoyuyla bunu paylaşıyorum. Ben Samsun'dan, Trabzon'dan özür diliyorum. Ben Samsun'daki programlara katılamıyorum. Ben Trabzon'daki programlara katılamıyorum. Çünkü Kıbrıs'a çok önemli bir mesele için, meclisin toplanabilmesi için geri dönüyorum. Hepsinden özür diliyorum. Ama en kısa zamanda Samsun'a ve Trabzon'a geri geleceğim. Elbette Kıbrıs Türk'ünün haklı geleceği, barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için ama aynı zamanda Allah bana öyle bir onu nasip etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini de savunuyorum olduğum yerden. Buradan tüm öğrencilere başarılar diyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Sizler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
kurdu. Cumhuriyetin 100. yılını tamamlaması ve şimdi 2. yüzyılında inşallah sizlerin büyük hizmetleriyle Türkiye daha da çağatlayacak. Bizlerin ana vatanı olarak dünyadaki haklı yerini alırken bizler de olduğumuz yerden elbette ana vatana bakıp oradaki kendi bekamız için daha fazla çalışmalar yaparak kendi yapımızı güçlendirmek, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmek için hep birlikte işbirliği içerisinde bütün bu mücadeleyi sürdürebilmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisinde olacağız. Tüm gençlere başarı diliyorum. Sizlere bir kez daha yolumuz açık olsun diyorum ve hepinize buradan bir kez daha en derin samimi duygularımla selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Tanık sağlıcakla.